Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yasin suresinin tefsirine devam ediyorduk. 5. sayfada kalmıştık. İnne ashabel cenneti yevme fi şuğlin fakihun sayfasında. Ee, önceki dersimizde Rabbimiz Celle Celaluhu kafirlerden bahsediyordu. Onların cehenneme atılacağı ve onların uzuvlarının kendi aleyhlerine şahitlik edeceği o gün kıyamet günü ağızları kapatılacak, ağızlarına mühür vurulacak. Elleri, ayakları efendim onlara ne yapacak? Şahitlik edecek ve benimle şu günahları işledi, benimle bu yasakları yaptı diye kendi aleyhlerine orada şehadette bulunacaklar. Bunları bizlere anlatmıştı. Şimdi geldiğimiz yer 69. ayeti kerime. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagi lehu. İn huve illa zikrun ve Öncelikle genel bir mana verecek olursak biz ona şiiri öğretmedik ve o ona layık değildir. Kolay değildir. Kur'an-ı Kerim ancak bir zikir ve apaçık bir Kur'andır. Yani o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şey ancak zikirdir ve apaçık bir Kur'andır diyor Rabbimiz. Şimdi Tefsirden okuyacak olursak ve ma biz ona öğretmedik. Yani ey ennebiye. peygambere öğretmedik. Neyi? Eş -şi şiiri öğretmedik. Raddun li kavlihim. Bu onların şu sözlerine reddir. İnne ma ata bihi min kuran şi'run. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine okuduğu zaman diyorlardı ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an diye bize söylediği Allah'ın kelamıdır, bunlar ayetlerdir, ben peygamberim falan bu getirdiği şey var ya bize okudu bu şiirdir, başka bir şey değildir diyorlardı. Şairun ev mecnun diyorlardı. Ee, bu ya şair veya deli diyorlardı. Rabbimiz ise bunu reddediyor başka ayetlerde deli ifadelerini de reddediyor. Ve ma sahibukum bi mecnun. Sizin arkadaşınız deli değil. Özellikle de sahibukum diyor ki yani sizin sohbette bulunduğunuz, beraber olduğunuz. Şimdi madem deliydi, e, düne kadar beraberdiniz, düne kadar e, emin diyordunuz. En güvenilerimiz, en doğrumuz odur diyordunuz. E, dolayısıyla bak ee, dün sizin arkadaşınızdı dün sizin en güvendiğiniz kişiydi o zaman demek ki o akıllı o deli falan değil getirdiği Kur'an'da hak kitaptır demiş oluyor. E şimdi burada da şair diyorsunuz. Hayır biz ona şiir öğretmedik şair falan değil. Çünkü şiirde vezin olur, kafiye olur, efendim ne bileyim bir uyum olur. Kur'an-ı Kerim'in belagatı son derece güçlüdür tabii ki. Yani Kur'an-ı Kerim'in edebiyatı gerçekten edebiyatçıları hayrete düşüren, o şairleri hayrete düşüren durumdadır. Ama şiir vezninde gelmiş bir kitap, bir eser değildir. Ki eski dönem şiirlerinde birçok işte yalanlar, uydurma işler, hikayeler falan mevcut idi işlerinde. Yani sanat adına ne yapıyorlardı? Manaya çok ehemmiyet vermiyorlardı. Yani lafızları uydurma adına veya bir takım böyle insanları etkileyecek bir şey ortaya çıkartmak adına yalanlar da şiirler içerisinde vardı ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Ne söylüyorsa hak. Dolayısıyla e, Kur'an şiir değil. Ve ma yenbagi lehu yeshulu lehu eşyar. Yani şiir ona kolay değildir. E, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bile malumunuz bilmiyordu. Yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi e, yazamıyordu. Dolayısıyla e, hiç yazmayı bile bilmeyen bir zat, e, ümmi olan birisi şiiri nereden bilecek? Dolay yani şiir e, söyleyebilmesi için, şiirle ilgilenebilmesi için kendisinin işte e, eskiden beri bununla ilgilenen edebiyatla ilgilenen birisi olması lazım ki Efendimiz için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla onun e, okudukları vahiy yoluyla kendisine gelen Kur'andır. İnhuve O peygamberin getirdiği leysel levi etabihi o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği olmadı in nafiye oluyor. O değildir. İlla ancak şudur ki zikrun bir zikirdir. Yani izatun vaazdır ve Kur'an-ı Mübin ve ap açık bir Kur'andır. Muzhirun lil ahkami ve gayriha. Ahkam Kur'an-ı Kerim Malumunuz dinin hükümlerini bizlere bildiren birinci kaynağımız Kur'an ve sünnet tabi ki hadis-i şerifler de bizim için bir kaynaktır. Ama birinci kaynağımız nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla şeriatın ahkamını ve gayrisi olan şeyleri bize açıklayan, izhar eden bu kitaptır. Kur'an-ı Okumuş olduğu kitap şiir değildir. Ancak bir hatırlatmadır, bir vaazdır. Sizi yanlışa düşmekten, ahiretinizi perişan etmekten alıkoyacak ve size dinin ahkamını anlatacak apaçık bir Kur'an'dır. Liyun <laughs> zira uyarsın diye yani o Kur'an uyarsın veya peygamber uyarsın diye bil ve ta'ibihi. Şimdi ya ile de okunuyor, ta ile de okunan kıraatlar var. Yani liyun zira, litun Dolayısıyla liyun <laughs> o Kur'an uyarsın veya o peygamber uyarsın diye gaib ile olacaktır. Ama litün dira sen uyarasın diye o Kur'an ile sen uyarasın oluyor bu sefer mana. Men kâne, men ol bir kimseyi ki kâne hayyen, diri olanı uyarasın diye gelmiştir. Yani yaqilu mâ yukâtabu bihi. Kendisine hitap olunan şeyi akledebiliyor. Dili bu demektir. Ölüye ne anlatırsanız anlatın bir şey anlamaz. Kalbi ölü olan da aynı böyledir. Nasıl ki zahiren ölü olan e, yani son nefesini vermiş artık meyit konumundaki birisininle siz konuşabilir misiniz? Hayır zahiren konuşamazsınız. Siz bir şey söylersiniz o dinler. Ama bir e, efendim e, sizin söylediğinizi anlayıp size cevap veremez. E kalbi ölü olan da aynı böyledir. Kafirler, kalbi mühürlenmiş olanlar, siz ne anlatırsanız anlatın o yine bildiğini okuyacaktır. O yüzden Rabbimiz Mümin'i hay olarak vasıfladı. kana yaqilu bihi Müminlerdir onlar işte. Kalpleri dili olan, kalpleri Allah'ın kelamına açık olanlar, onları sen uyarasın diye. Hatta şöyle geriye doğru gidecek olursak. Ee, birinci sayfada ne buyurmuştur Rabbimiz? E ee, 11. ayet. İnne ma tunziru menit zikre ve hasiyer Rahman bil gayb. Sen ancak zikre tabi olan ve Allah Celle Celaluhu'ndan e olduğu halde, bizzat görmediği halde korkan kişileri, müminleri uyarırsın. Senin inzarın, senin uyarın ancak onlara fayda verir demiştik hatırlarsanız. E şimdi burada da e aynı Liun veremen kana hayyan, onunla e, hay olanı uyarsın diye ve hakkı al bil azab ve azap da e, kavil yani e, azap ile olan kavil sözde e, gerçekleşsin alel kafirin kafirler üzerine gerçekleşsin diye e, bu ap açık bir kitaptır vehum kelme getiin o kafirler ne gibiymiş? Ölü gibidirler onlar. La yakilune ma yuhatabu bihi. Muhatap oldukları şeyi akletmezler, anlamazlar. Dolayısıyla kalbi diri olan o işte mümindir. Kalbi ölü olan ise kafirlerdir. Evelem yarav. Onlar görmezler mi, bilmezler mi? Ya'lemu diyor. Yani evelem yarav. Evelem ya'lemu demektir. Bilmiyorlar mı? Vel istifham li takrir. İstifham burada takrir içindir. Yani biliyorlar. Vel vav lil atfi. Vav da atıf harfidir. Elem <laughs> yarav değil de evelem <laughs> yarav. Arada bir vav var ya işte o vav atıftır. Nereye atıftır? Ta geriye doğru bakalım. Üçüncü sayfadaki 31. ayet. Yine Rabbimiz böyle bir giriş yapmıştı bize orada hatırlarsanız. Elem yarav kem ne kablehum. Onlar görmezler mi? Onlardan önce nice ümmetleri biz helak ettik demişti ya hani. Ondan sonra bizlere anlattı anlattı. Şimdi yine evelem <laughs> yarav. O da oraya atıf, atıf olmuş oluyor. Oradaki vavsızdı. Buradaki atıf olduğu için vav ile geldi. Evelem <laughs> yarav. Evet. Evet vel istifham li't-takrir vel vav'l-atfi enna khalaqna lahum enna mawaqita onlar için yarattık fi cümletin nas insanların tamamı içerisinde onlar için yarattık mimma amilet eydina ellerimizin yapmış olduğu şeylerden yani el Rabbimiz için düşünülemez tabii ki zahiren bizim elimiz gibi bir eli yok Kur'an-ı Kerim'de El ifadesi geçer. Yedullahi fevka edihim gibi veya buna benzer ayetlerde Rabbimize nispeten el ifadesi var. Peki biz bunu nasıl yorumluyoruz? El ne demektir? Kudret demektir. Rabbimizin gücü demektir. Kuvveti demektir. Kudreti demektir. Yoksa bizim elimiz gibi aynı böyle işte parmakları olan şekli olan bir el Allah celle celaluhu için tasavvur edilemez. Çünkü leyse kemithlihi şeyun. Onun gibi hiçbir şey yok. Ee, yani eğer biz eli böyle bizim elimiz gibi bir el şeklinde algılarsak o zaman e, insana benzetmiş oluruz ki e, Allah'a bir cisim isnat etmiş oluruz. Bu çok tehlikelidir. Ehli sünnet itikadında kesinlikle böyle bir şey yoktur. El kudret demektir, kuvvet demektir ey aminnahu bila şerikin ve la Yani biz onu hiçbir şerik, hiçbir yardımcı olmadan yaptık demektir. Bizzat biz yaptık. En'amen hayvanlar, hiyal ibil vel baqar vel ganem. efendim deve gibi, sığır gibi, koyun gibi hayvanlar onlar için ne yaptık? Yarattık. Fehum leha malikun. Onlar ona maliktirler. Onların sahibidirler. Zabitun onu zapt ederler. Yani hayvan senin kontrolünde. Sen alıyorsun ipini, bağlıyorsun ahırına, istediğin yere çekiyorsun, otlatmaya götürüyorsun. Efendim süt sağma vakti geldiğinde sağıyorsun. Kesmek istediğinde, etine ihtiyaç duyduğunda kesebiliyorsun. mülkiyeti sana ait. E bunu kim yarattı? Allah Celle Celaluhu yaratıp sana sundu. Vedallen ve biz onları müsakkar kıldık, hizmetçi kıldık. Sakharneha yani biz onları hizmetlerine sunduk onların. Lehum onlar için. Feminha rakubuhum. O hayvanlardan onların rakub yani merkubuhum. Kendilerine bindikleri vardır. Değil mi? Yani atlar, efendim develer binek için kullanılıyor. Yahut işte e, merkepler, eşekler, katırlar. E bunlar ne oluyor? Binek için kullanılıyor. insanın e, ihtiyacını görüyor. Hatta öyle yerler var. Bazı köyler. E, Normal hayvanlarla normal arabalarla iş yapmak zor, yollar yok efendim dik yerler. E, ne oluyor? Arabanın görmediği işi bir katır, bir işte efendim at görebiliyor hala daha. Ha bugünkü araba dediğimiz de yine Mevla'nın ikramıdır. Yoksa hani hayvanlar bugün artık e, kullanılmıyor da. Sanki bu ayetlerin hükmü kalktı mı? Hayır, haşa. Yani bugün binek olarak kullandığımız her ne varsa o da yine Mevla Teala'nın bize müsakkar kılmasıyladır. Arabalar, efendim gemiler, e, uçaklar e bunlar da Mevla'nın kuvvetinin, kudretinin azametidir. E onu insan yaptı. E peki insan yaptı da insana onu yapacak olan aklı kim verdi? yine mevla verdi. Dolayısıyla yani hayvanın yaratılışında insanın direkt bir etkisi yok. O direkt Allah'ın yarattığı. E peki araba o insanın oluşturduğu. E peki insan kimin oluşturduğu? İnsana o aklı veren, insana o zekayı veren, o ya, o işte irade etme e, efendim yetilerini, kabiliyetini veren kim? O da Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla e, bugün yani e, bir arabayı, bir uçağı eee haşa bu saydıklarının haricinde düşünemeyiz. Onlar da yine Mevla'nın insana sunmuş olduğu nimetlerdir. Ve minha külün ve onlardan yiyorlar. Yani o hayvanları binek olarak kullanabiliyorlar. Yahut işte e, koyun, sığır, e, deve gibi hayvanların etlerinden de ne yapıyorlar? İstifade ediyorlar, yiyorlar. Ve onlar için vardır fiha o hayvanlarda menafi'u menfaatler vardır. Birçok menfaat var. Yani sadece onlara sahip olmak ve onlara binmek, onlardan yemek değil. Onun haricinde menfaatler de var. Ne gibi? Keas ve elbariha ve Yine başka bir ayetten bahsetmiş. Yani onların efendim yünleri, yine efendim deve yünleri, ondan sonra hayvanların kılları, e bunlar da ne yapılıyor? Kullanılıyor. Birçok alanda istifade ediliyor derisinden istifade ediliyor, kemiğinden istifade ediliyor, etinden istifade ediliyor, yağından istifade ediliyor. Yani saymakla bitmez. Mevla Teala'nın o sunmuş olduğu nimet bizler için bir istifade kaynağı oluyor. Ve meşarib <laughs> ve onlar için içecekler var. Min <laughs> lebeniha onun sütünden. Cem'u meşrabin bir mana şurb. Yani meşrabin cemisi olarak e, ...şurp, içecek manasındadır. E, veyahut ev mevzuuhu veya e, içecek yeri... ...yani memeler, hayvanın memeleri var. E ne oluyor? Oradan süt çıkıyor. Dolayısıyla aynı manaya çıkmış oluyor. E, sizin için o hayvanların e, sütlerini de yarattık. Ne yapıyorsunuz? Ondan istifade ediyorsunuz. Direkt sütünü içiyorsunuz, peynire dönüştürüyorsunuz... ...tereyağına dönüştürüyorsunuz. E, belki bilme anlamında istifade bugün biraz daha kalkmıştır hayvanlardan ama... Gıda anlamında hala merkezimizde değil mi? Yani en çok kullandığımız şeyler işte efendim süt, tereyağı, peynir gibi e, birçok emin olmazsa olmazı işte bu hayvanlardan elde ediliyor. la <laughs> yeşkurun. <laughs> şükretmiyorlar mı? Yani bu kadar nimetler kendilerine sunduk, bu kadar e, Hayvanları onlar için müsekkar kıldık, hizmetçi kıldık. E onlar buna karşılık şükretmiyorlar mı? El <laughs> Onların üzerine bu nimetleri veren biha bu hayvanlarla o zata, o yaratıcıya şükretmiyorlar mı? <laughs> Ve dolayısıyla da iman etmiyorlar mı? Yani bu manzarayı görüp e bunu yaratan bir Allah var, bu kadar nimeti bize sunan bir Allah var deyip Niye iman etmiyorlar? Ey zalik. yani bunu yapmıyorlar e, demektir. Kafirler için tabii ki e, şükretmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar, etmediler. E, bu kadar nimeti görmelerine müşahede etmelerine rağmen e, onun arkasındaki Allah Celle Celaluhu'nu göremediler, tanıyamadılar. E, Rabbim bizlere tanıttığı, bildirdiği imanlarımızı son nefesimize kadar محافظه بن ميت جمنا بزنى الى سن والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد